Geldim B7-3'ün iç mekanına. Arkadaşlar içeride ne dikkat çekiyor? İlk önce koltuklar. Bu koltuklar deri gibi gözükse de vegan deri. Yani gerçek deri değil. Onun için çevreci bir yaklaşım var içeride. Başka neler var? Şimdi arkadaşlar şöyle arkama yaslandım. İlk etapta bu ön tarafta sürücü ve yolcu koltuğunun şıklığı dikkatimi çekiyor. Buradan görüntü gerçekten gayet güzel. Burada bir havalandırma boşluğu tabiri caizse var. Güzel bir piyano bilek görüntüsü burada mevcut. Şimdi arka tarafta şu koltukların arkasında birer tane cep, birer iki tane de küçük cep var. Yani oldukça kullanışlı. Bu alt tarafta yani havalandırma çıkışının hemen altında bir tane Type-C, bir tane de USB var. Yani Type-C ile USB beraber sunulması özellikle bu geçiş döneminde çok iyi. Çünkü bazı aletler gerçekten hala kablosu Type-C, bazı aletler USB. Mesela biz şu anda mikrofonu buraya bağladık USB ile. Telefonu bağladığımızdan Type-C ile bağlıyoruz. O açıdan güzel. Ortada bir kol dayamamız mevcut. Burada da iki tane bardaklık var. Araçta şaft tüneli olmadığı için 3 yetişkin yan yana oturur. Ama şimdi size şeyi göstermek istiyorum. Diz mesafesi ve baş mesafesini. Dizde hiçbir problemim yok. Görüyorsunuz. Neredeyse bir karış mesafem var. Bu kardeşinizin boyunu 1.90 olarak düşünün lütfen. Şimdi kafaya geldiğimde ise kafada böyle saçımın birkaç teli değiyor. Diyeceksiniz ki Onur Bey çok uzun kestirin. Ya, o olur. Tamam onda hemfikirim. Biraz fazla uzamış. Orada bir randevum var zaten. Ama hani biraz kısaltsak da sol taraftan birkaç tel değiyor. Ama şöyle hafif kaykılma şansım var. Sağa kaykılabilirim. Onu da geçtim. Şimdi burada şu mesafe kurtarır. Niye? Çok az bir şey ileri gittim mi? Evet şu anda değmiyorum. Bu diz mesafesi aslında baş mesafesini de kurtarıyor. Araçta panoramik cam tavan var ve cam tavan açılabiliyor. Aracın içinde gerçekten özellikle arka taraftaki ferahlık hissini çok ciddi oranda artırıyor. Ve aslında aracın donanımından bahsederken şunu da söylemek lazım. Araçta dizayn paket var. Yani B7-3 Türkiye'ye en dolu haliyle geldi. Dolayısıyla araçta tabiri caizse yok kendi sınıfı ölçüsünde. Yani içerideki ekranı güzel, işte bütün otonom, yarı otonom sürüşle ilgili birçok destek sistemi mevcut. İşte koltuklar görüyorsunuz, vegan deri, yukarıda panoramik cam tavan var. Yani araçta sınıfında olan birçok şey bu araçta standart olarak toplanmış. Fiyata geldiğimizde bu donanımlar o fiyata eder mi? Onu en sonunda ayrıca konuşacağız. Şimdi ön tarafa bir göz atalım. B7-3'ün ön koltuğuna oturdum. Şöyle bir yaslandım. Beğenmediğim bir şey söyleyeceğim. Bu koltuğun yan yükseltileri binerken bile biraz insanı rahatsız ediyor. Yolda da hani böyle biraz daha yolda tutmasını bekliyorsunuz. Onun için belki de B7-3'ün içinde olumsuz olarak gözüme çarpan ilk maddelerden biri bu oldu. Koltukların yan yükseltileri biraz daha iyi olabilirdi. Şimdi genel şöyle bir resme bakıyorum. Genel resim gerçekten değişik. Ama aracın çehresini ne değiştiriyor derseniz tabii ki bu 15.6 inçlik ekran. Belki aracı ilk defa izleyenler vardır. Onlar için tekrarlayacağım. Bu 15.6 inçlik ekranı ister ekran üzerindeki tuştan isterseniz buradaki direksiyon üzerindeki tuştan dikey veya yatay olarak ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten aracın hani iç havasını değiştiren önemli etkenlerden biri. Ayrıca ekranı şöyle tekrar yatırayım. Aracın en beğendiğim donanımlardan biri de bu 360 derece kamera sistemi. Burada gerçekten aracı her açıdan görebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum şu anda önden, arkadan, hani yandan hepsini tek tek seçip görebiliyorsunuz. Aracı böyle parmağınızla çevirebiliyorsunuz da. İsterseniz şu andaki gibi 3D'ye bakarsanız, isterseniz normal kameraya geçip buradan da hangi kameradan neyi görmek istiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Gerçekten özellikle dar yerlerde manevra yaparken, park ederken çok işinize yarıyor. Ama bu sistemin önemli bir artısı var B7'de. Her araçta bu böyle değil. Normalde giderken özellikle 20 km, 30 km hızı geçtikten sonra bu sistem devre dışı kalır. Birçok araçta B7-3'te böyle bir şey yok. Siz otobanda 120 ile giderken de bu kamera sistemini çalıştırıp yine etrafı görebiliyorsunuz. Onun için ekran çok fonksiyonel ama alışmak gerekiyor size. Yolda giderken araç içinde de
bu home tuşunu ararken, özellikle Android Auto kullanırken, navigasyon kullanırken bu home tuşunu aradığımı belirtmiştim. Alıştıktan sonra ekran çok keyifli. Şimdi ekranı bir tarafa bıraktık. Ne kaldı geriye? Burada bir küçük bir gösterge ekranımız var. Şimdi bu gösterge ekranında mesela şu anda araç şarja bağlı olduğu için şarjı gösteriyor. Yolda da yine işte şarjla ilgili, hızla ilgili birçok şeyi buradan küçük de olsa alışıp görebiliyorsunuz. Ama burada bir sizden bir yorum istiyorum. Özellikle elektrikli araçlarda, özellikle böyle tablet ekranlar gittikçe yaygınlaştı ve tablet ekranların yanında göstergeler ya böyle küçüldü ya da birçok araçta yok oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani yine klasik gösterge ekranı olsun ister miydiniz? Bunu lütfen yorumlara belirtin. Şimdi bu aracın direksiyonu da özel. Niye? Birçok işlem buradan yapılıyor. Hani sadece müziğin sesini açma kapatma değil de burada örnek veriyorum, sesli komut sistemi de buradan çalışıyor. Telefona da buradan cevap veriyorsunuz. Evet, müzik sistemini de buradan ayarlıyorsunuz. Sürüş destek sistemleri de buradaki tuşlardan ayarlanıyor. İşte ekranın dikey mi yatay mı kullanacağını da buradan karar veriyorsunuz. 360 derece işte görüş sisteminin açılıp açılmayacağına da buradan karar veriyorsunuz. Aracı kurdunuz. İşte takip mesafesini kendisi ayarlıyor. Yolda, otobanda gidiyorsunuz. Ne kadar yakından takip etsin, ne kadar uzaklaşsın, aradaki mesafeyi de yine de buradaki bu tuşlardan ayarlıyorsunuz. Onun için gerçekten anlatırken bile insan yoruluyor. Bu direksiyon oldukça fonksiyonel. Kullanımı da iyi. Ele rahat oturuyor. Burada bir problem yaşamadım. Gelelim bu tarafa. Burada ne var? Vites kolumuz var. Bu biraz böyle uçaklardan esinlenmiş bir kol gibi. Çok klasik olsaydı belki bu arabaya yakışmayabilirdi ama yakışmış diyebilirim. Burada tek beğenmediğim şey şu, aracı mesela ileriye aldım. Diyelim yola çıkacağız. Şurada şeyi arıyorsunuz, yani mesela R tuşu var, N tuşu var, D tuşu var. Park nereden alınıyor diye ilk başta bindiğiniz zaman arıyorsunuz. Şu ortada bir tuş yapılmış ve buna basmadan ışığı yanmıyor. Bastığınız zaman P tuşu, evet, ışığı yanıyor ve görüyorsunuz. Onun için bu biraz aranıyor burada. Bunu belirtmek istedim. Burada da birkaç tane kontrol tuşu var. Hemen arka tarafta iki tane bardaklığımız var. Şurada bir genişçe bir ne var? Torpido gözümüz var. Burada bir kablosuz şarj alanımız var. Buraya telefon çok güzel sığıyor. Sadece biraz yatay olduğu için göz biraz ister istemez buradan değil de şöyle oluyor. Yani gözlerinizi biraz böyle kaydırıyorsunuz ister istemez. Araçta spor ve müzik teması var. Bunu ilk B7'yi gördüğümde de size anlatmıştım. Örnek veriyorum, şu aracı çepeçevre saran bu beyaz kas görünümü aslında insan kaslarından ilham alınmış. Bunlar spor yapan arkadaşlar bilir. Bu ağırlık çalışmaları yapanlar iyi hatırlarlar. Dumbbell'lardan ilham alınarak tasarlanmış bu bütün araçtaki havalandırma çıkışları. Mesela bu kapı kollarında kapıyı açmak için hoparlörlerin üzerindeki detaylar da çok şık. Ve en önemlisi, kapılarda 3 tane nota şeklinde tel var. Ben bunları B, Y, D olarak adlandırıyorum. Bunlar da şık. Yani en azından değişik bir, ciddi bir çaba var. Aracın torpido gözü de küçük, orta hali diyebiliriz. Koltukta nasıl oturuyorum? Rahat oturuyorum. Yani kendime göre ayarımı rahat yapabiliyorum. Birleşik bir koltuk var. Yani koltuk kafalığı ayrı, kendisi ayrı değil. Bu da aslında rahat ettiriyor. Yolda gelirken otobanda gerçekten rahat ettim ama tekrar söyleyeyim. İnip binerken bu yan yükseltiler biraz rahatsız ediyor. Burayı beğenmedim diyebilirim. Şurada bu orta konsolun altında da yine bir alanımız var. Bakın oradan görüyorsunuzdur. Yine Type-C'miz ve USB'miz burada. Özellikle bizim gibi birkaç şeyi aynı anda şarj etmek isteyenler için ve yer bulamayanlar için burası harika tasarlanmış diyebilirim.